Şimdi elimize bir bilgi ulaştı. Tekirdağ Kapaklı'da belediye başkanı İrfan Mandalı parka kendi büstünü yaptırdı diye. Şimdi bunu duyunca, okuyunca bir saçma geliyor. Yani gerçek olabilir mi? Biz de merak ettik. Muhabirimiz Umut Erol Tekirdağ'a gitti, Kapaklı'ya gitti. O büstün yapıldığı söylenen noktada. Ha bu arada şimdi o CHP'li belediye daha önce de şehit ailesinin evi için icra takibi başlatmıştı. Bunu da bundan birkaç hafta önce gündeme getirmiştik. Şimdi gelin bir Umut'a dönelim, Umut Erol'a. Umut bu haberi takip etmek için Kapaklı'da. Umut merhaba, şimdi bu haber elimize ulaştı, sen de oraya gittin, doğru mu değil mi diye sormaya, öğrenmeye. Doğru muymuş, ne anlatacaksın bize bulunduğun noktadan? O parktasın sanıyorum. Evet Elin Aslan, şu anda Tekirdağ Kapaklı Bülent Ecevit Parkı'ndayız. Aslında CHP'li belediyelerden alışkın olduğumuz bir manzara. Daha önceki süreçlerde de hatırlayacaksınız, zaman zaman CHP'li belediye başkanları kendi heykellerini dikmişti. Ve işte İrfan Mandalı da hemen arkamda görüyorsunuz. Tekirdağ Kapaklı ilçesi belediye başkanı kendi büstünü parka dikmiş durumda. Tabii aynı zamanda İrfan Mandalı ne yaptı? Tepki çekmemek için kendisinden önce görev yapan belediye başkanlarının da yine büstlerini buraya koydu. Ancak tabii şöyle bir şey var. Yine hemen size göstermek istiyorum. Bakın elimde bir kitapçık var. Bu kitapçık İrfan Mandalı seçime girerken burada halka dağıttığı kitapçık. 41 ayrı projeyi vaat etti. Kendisi yapacağını söyledi. Ancak ilçe halkının iddiasına göre bu 41 projeden sadece bir tanesinin inşaatı başlamış durumda. Tabii onlar da duruma tepkililer. Dün buradaydılar. Burada büstün önüne bir siyah çelenk bırakmışlardı. Yine bugün buradalar. Onlar aslında bu büstün kaldırılmasını istiyorlar. Sebebini de hemen sizlere söyleyelim. Çünkü buradaki halkın hizmet istediğini söylüyorlar. Büst değil, buraya yolların yapılmasını, kültür merkezlerinin yapılması, çeşitli komplekslerin yapılmasını, yani onlar hizmet beklerken böyle bir büstün yapılması da tabii onları da şaşırttı. Az önce siz de söylediniz, geçtiğimiz süreçte yine CHP'li Kapaklı Belediyesi burada şehit ailesine de bir haciz yollamıştı. Kadir Dadaş 6 yıl önce Tunceli'de şehit olmuştu. Askerimiz, kahramanımız, onun ailesi buradaydı. Daha önceki süreçlerde burada kahramanımızın ailesi için bir ev yaptırılmıştı. İşte o evle ilgili devam eden bir dava vardı. Dava sonuçlandı. Ancak CHP'li belediye orada şehidimizin ailesine bir haciz yollama gibi bir işlemde bulundu. Tabii gelen tepkilerin ardından da tabii geri adım atmak zorunda kaldı. Tabii şimdi merak edilen soru şu. CHP'li belediye başkanı İrfan Mandalı halktan gelen bu tepkilerin ardından bu büstü de buradan kaldıracak mı? Yoksa bu büst burada kalmaya devam edecek mi? Herkesin aklındaki soru işareti bu. Yani haberler doğru. CHP'li belediye başkanı kendi büstünü burada ilçe merkezindeki Bülent Ecevit Parkı'na dikmiş durumda. Biz de ekranları getirdik diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım.